bu kodu alıyorsunuz, pompaya giriyorsunuz. Yük de bu dostlar. Bunu bırakacağız bugün. Ne yapıyorsun? Gerizekalıya bak. Herif Dorsey'de mal. Tam hareket ediyordum ha. Ulan hep mi beni bulur ya? Yani hedef ben miyim? Tayfun. Şu lavuk geçmeyecek zannettim. Sonra geçti. Kuş çekil. Dur. Oğlum çekil. Manyak. Oha. Asfalt lan burası. Ne oluyor? Senin ananı avradını. Tır kullanacaksanız çalışma izniniz ve CDL ehliyetiniz olması gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız ya da mesela bir restorantım olsaydı. Yok. Evet dostlar, yeni bir videodan hepinize tekrardan selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün günlerden yük bırakma günü. Şu anda Indiana'dayım. Dün ufaktan bir sorunum olmuştu. Şimdi onun ne olduğunu bir şekilde atarım size. Arkada bir tane purge valve var. Ondan sürekli hava kaçırıyordu. Şimdi önümüzdeki konteynerci dayımız tam ben çıkıyordum önüme atladı. Herhalde burada yatıya kalacak ki arkasına ben olduğum için bir şey demeli. Çekti gidiyor ya. Bence çek yani. Şimdi cep telefonu uygulamamızdan pompamızı aktifleştireceğiz. AdBlue'm var. AdBlue almayacağız. Sadece mazot alacağım. Şu sedanları ayarlayalım. Arabayı da bir stop edelim. Bu kısmı size gösteremem çünkü ödeme ve kart bilgilerim var. Şimdi şöyle kapatıp tekrar açalım. Buradan start mobile fueling. Nerede olduğumu konfirme ediyor. Yüz tanıma sistemiyle kartı aktifleştiriyoruz. Ne alacağız burada? Mesela mazot, AdBlue ya da reefer için yakıt alacağız. Onlardan birini, hangisini alacaksak seçiyoruz ya da hangisini istiyorsanız onu seçiyoruz. Ben sadece dizel alacağım için sadece dizeli seçtim. Devam diyoruz. Şimdi burada daha önce tır bilgileri girilmiş olduğu için her şeyi soruyor. Driver ID'si, bilmem işte truck numarası, tırın mili, işte aklınıza gelebilecek her şeyi soruyor ve en sonunda size şöyle bir kod veriyor. Bir defaya mahsus. Bu kodu alıyorsunuz, pompaya giriyorsunuz. Şu arkadaki kamerayı da açayım da. Şimdi bu kodu cihaza, yani pompaya giriyoruz. 895-112. Bu kodu şu an kullandım ya, bunun işi bitti. Artık daha kullanamaz kimse. Şuradan ups, eldivenimizi alalım. Pompa aktifleşti. Çok değil zaten, az bir mazot alacağız. Çift taraflı bir şekilde. Orayı da dur, telefonla çekeyim, göstereyim size. Gördüğünüz üzere karşı tarafta sayaç işliyor. Çift taraflı deponuza aynı anda doldurabiliyorsunuz. Sen bir 100 galon falan alacağım. Çok fazla almayacağım. Yük de bu dostlar. Bunu bırakacağız bugün. Yaklaşık 20 ton civarında bir alet. Sesim ne kadar gelir bilmiyorum ama şu zımbırtı alt tarafından bir yerden hava kaçırıyordu. Onun havasını, yani parçayı bulamadım henüz de, bulacağız inşallah. Neyse, yola çıkalım, görüşelim. Buradan da 100 galonumuzu aldık. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. İhtiyaç halinde tekrar alırız. 100 galon yaklaşık 350 dolar civarında falan. Burada fazla indirim yok. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Kahvemi almıştım az önce. Kahvemiz yerinde. Takograf ne halde? O da güzel. Yaklaşık bir yarım saat yol gideceğim. Bakalım, biraz permit'in dışına çıkıyoruz. Şu yolumuza da bir bakalım. Yolumuza bakalım. Nerede bu? Indiana permit. Oğlum ses yapma lan. Yok. Dayakla akıllanmıyor. Yola çıkınca düzelir herhalde. Önce şu yola bir bakayım da. 14'lü 421'i kullanacaksın diyor. Biz bir bakalım ne kadar yolum var. Yarım saatlik bir yol var. Şurada bir şehir var. Acaba oradan mı gitsem? Tamam, 14'ü kullanırız. Ne yapıyorsun? Gerizekalıya bak. Herif Dorsey'den uçtu lan. Mal. Tam hareket ediyordum ha. Ulan hep mi beni bulur ya? Yani hedef ben miyim? Tayfun. Tam hareket etsem var ya, öldü yani herif. Salak herif ya. Neyse, bir başka yol var, oradan gideceğiz artık. Dün akşam şu karşı tarafta yattım çünkü burada bana yatacak yer yoktu uygun size'larda. Güneş de göze göze veriyor şu anda.
Nasılsınız? Ne var ne yok? Aşağı yorumlara yazın, oradan bir muhabbet edelim. Size bir de şöyle bir şey sorayım. Bir WhatsApp grubu mu kursak, Telegram grubu mu kursak, oradan bir iki muhabbet mi ederdik arada bir? Çok fazla katılamam ama da fark etmez, dünyanın neresinde olursa olsun. Öyle bir şey yapar mıyız? Hatta gelirse arada bir Nizamettin'i de çağırırız. Oğlum bu ne güneşti ya. Neredeydi gözlük? Şurada bir yerde. Sağlam verdi ama. Bekle abicim, bekle. Eğer sapacaksan o sinyali daha önceden kullan da ben de bileyim ya. Adam geçmeyeceksin. Şu lavuk geçmeyecek zannettim. Sonra geçti. Bu yükümüzü ben geçen hafta gitmiş olduğum Massachusetts eyaletine, oraya gittim. Pardon, Maine eyaletine gittim, yük bıraktım. Ne götürmüştüm oraya ben? Bu işte çamur çorak olan makine var ya, geçen hafta izlemiş olduğunuz video. Onu götürmüştüm. Sonra oradan bir saat yukarı çıktım. Onu da çektim gerçi, iptal oldu ama hiç böyle içimden geçmiyordu almak. Çünkü çok saçma bir şey vardı. Hatta birkaç arkadaş bana video gönderdi. Şuradan 65'in kuzeyini alalım. Böyle devam edelim. Hiç böyle yani içim geçmiyor. O yükü alırım, almam falan böyle istemiyorum daha doğrusu. Çünkü doğru senin üzerindeki videoları kırabilirler. Kuş çekil, dur. Oğlum çekil, manyak. Bu sabah hayli alamet değil ama bakalım. Doğru senin üzerindeki tahtaları parçalayabilirdi. Hatta birkaç arkadaş bana video gönderdi. Dedi ki abi, dedi, böyle bir yük olsa alır mısın? Dedim manyak mısın lan, niye alayım öyle bir yükü? Ki alacaktım. Alacaktım çünkü haftanın sonuna denk gelen bir gündeydi. Bir yerlerden bir trim sesleri geliyor ama neyse. Öyle işte arkadaşlar, videolarda ne istiyorsunuz, neler yapayım mesela? Şimdi ben tır işi yapıyorum, yani kendi mesleğimle alakalı sizlere videolar hazırlıyorum. Mesela neler yapmamı istersiniz, hangi konulardan bahsetmemi istersiniz? Aranızda şimdi yeni, suyu da içmeden ağzını kapatıyoruz. Aranızda şimdi yeni gelenler var, onlar illaki şöyle bir şeyler söyleyebilirler. İşte Amerika'ya gelmenin yolları, bununla ilgili yüzlerce, binlerce arkadaşım video yaptı. O videolara giderseniz, hatta birkaç tanesini ben de yapmıştım vardı. Hani lüzumsuz buluyorum yani. Kendi bildiğini anlatıyorsun, adamın biri altta şey yazıyor. 12 dakika boş konuşmuşsun yazıyor. Olabilir. O zaman doğrusunu sen yap, senden dinleyelim değil mi? Neyse. Yani diyeceğim bu mesela, nasıl dorseler. Ya gerçi elimden geldiği kadar Instagram'da takip etmiyorsanız yani oradan da bakabilirsiniz. Oraya çok daha farklı içerikler, realler atıyorum. Çünkü anlık görüyorum. O an bu kameralar, yani ne bu, ne o, ne arkadaki. Bunların hiçbirisi aktif olmuyor. Bir anda anında telefonla çekmek durumunda kalıyorum. O da reels boyutunda oluyor zaten. Dar oluyor. Mesela dün akşam bir tane çektim, efsaneydi. Yani yoktu böyle bir oversize diyeyim yani. Şu navigasyona da bakalım. Bakalım şu parçayı bulabilirsem. Bugün eğer o parçayı da alacağım. Ne olur ne olmaz yanımda dursun. Yuh, yola bak. Zannedersin araba ölüyor. Oha. Asfalt lan burası. Ne oluyor lan? Şu arada sıkıntı vardı galiba. Arizona daha felaket. Arizona daha felaket var ya, yani arabanın ciğerini, böbreğini, dalağını bırakırsın orada. Exit 205. Şöyle bir konudan bahsedeyim size. Amerika'ya geldiğinizde eğer mesela bu Meksika üzerinden gelenler var. Şu an hiçbirisine tavsiye etmiyorum. Gerçekten burada bir tanıdık ve size iş verebilecek birileri yoksa arkadaşlar hiç yani gelmeyin yani. O kadar söyleyeyim. Mesela yine daha önce konusundan bahsettik, hani işte kimlere yardımcı olabilirim, kimlere yardımcı olamam. Çünkü benim kimseye bir iş verebilme, öyle bir kategoride bir işim yok. Yani tır işi yapıyorsanız, tır kullanacaksanız çalışma izniniz ve CDL ehliyetiniz olması gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız, ya da mesela bir restorantım olsaydı orada evet bir nebze hani işe alım olurdu, yardımcı olunabilirdi. Ama gelenler o kadar fazla ki orası bile tıkanırdı yani, öyle söyleyeyim. Bir de son dönemlerde şöyle bir şey duymaya başladım. Şimdi gelenler, hani sokakta yatanlar var diyorum, inanmıyor kimse. Harbiden sokaklarda yatanlar var arkadaşlar. Gidiyor mesela bir işçinin, normal bir işçinin günlüğü 200-250 dolarsa diyor ki ben diyor 50-60 dolara diyor yaparım o işi diyor. Bu tarzda artık buralara kadar düşmüş işler. Gerçekten tanıdığınız, size iş verebilecek çok sağlam birileri yoksa aklınızdan bile geçirmeyin. Yani 60 dolarla, günlük 60 dolarla burada ancak hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ev kiranızı verirsiniz, karın tokluğuna da burada çalışırsınız. O Türkiye'de satmış olduğunuz eviniz, barkınız, arabanız, çektiğiniz krediler, hepsinin üzerine artık bir bardak soğuk su içersiniz ki
O süre zarfı içerisinde eğer bir şekilde burada tutunmanın, gerçek anlamda tutunmanın yollarını bulamaz. Deprem oluyor herhalde arabanın içinde. Şuraya bak. Allah Allah. Bak yine başladı. Nasıl zangırdıyor? Ah düzeldi. East Coast'ta bir Indiana, bir Pennsylvania'nın yukarıları. West Coast'ta Kaliforniya'nın zaten Allah belasını versin. Böyle hayatınızda görmüş görebilecek olduğunuz en berbat yollar. Burada da Indiana. Indiana'yı tek geçerim East Coast'ta. En saçma sapan yolları barındırma açısından. Bak ne kadar kaldı bizim şuraya. Bir yandan da haritaya bakıyorum. Neyse dostlar, arka yan kamera çekiyor. Artık onun canı dayandığı kadar. Biz yükü indirirken, yaklaştığımda tekrardan açacağım. Yükü indirirken tekrar görüşürüz. Kendinize cici bakın. Hadi bye. Evet dostlar, Indiana'nın kırsalından, bağrından tekrardan ben. Arkadaki kameranın şarjı bitmiştir yüksek bir ihtimalle. Bu arada arayol bakın ne kadar güzel değil mi? Arayol. Ana yola bir çıkıyorsun sanki şey deprem oluyor anasını satayım. Şu sağ tarafta yeni bir ev yapılıyormuş, orasıymış öyle söylediler de. Girişi nerede acaba bunun? Şimdi buradan sağ yapılsa şurada bir yol var gibi sanki ama. Aa, eleman geliyor. Aynen şuradan sağ yapacağız. Geniş bir yere benziyor bakalım. Bu adam ne yapacak la bunu acaba? Enteresan. Biz buradan nasıl sağ yapacağız? 396 tamam. Şu posta kutusuna takmayız inşallah. Aynen takmadık. Neresi ki acaba? Tamam ev yapılıyor. Sağ tarafta ne var? Büyük bir ihtimal şurası. Neyse dışarıya bir ayarlamamızı yapalım. Dur bakayım şuradan ne yapacağız? Herhalde burasıdır. Aha aynen burası. Evet çünkü aynı makine var. Yazdan kalma bir gün gibi sanki. Toprak olunca kasılmıyor o kadar. Çünkü toprağın altında kayıyor tekerlek. Azıcık ileri gidelim. Arabamızı düzleyelim. Sonra indirme işlemlerine başlayalım. Kameraları dışarı ayarlayayım. Orada görüşürüz. Evet, makineyi indiriyoruz. Hadi bakalım. Eleman böyle bir çözüm buldu. Güzel. Sıkıntı yok. Gelip bunu toplayacağım. Şimdi bir de diğer tarafa şuraya koyacağım. Makine öküz gibi anasını satayım. 25 ton. İdare ettiği kadar artık. Sen ne yapıyorsun? Sen bizi mi çekiyorsun orada? Çen.
tahmin etmezdim bunun üstünü süpüreceklerini ama süpürdüler. Neyse. İlerleyen dakikalarda görüşürüz gencolar. Evet arkadaşlar, yine ben, yine aynı koltukta, yine aynı pozisyon. Yükümüzü bıraktık. Yalnız adam çok güzel bir teknik yaptı oraya. Böyle güzel, böyle çakıldan rampa yaptı. Güzel bir şekilde indirdi, zaten gördünüz. Ondan birkaç video önce onu da getiririz şimdi. Adam nasıl indirdi onu? Bildiğin tahta revalli gibi böyle sallana sallana o şekilde indirdi. İşte kimisi öyle indiriyor, kimisi böyle. Bana sorsa oraya birkaç tahta koysa daha iyiydi. Çok çalıştılar çünkü önüne rampa yapalım diye. Neyse, sıkıntısız sorunsuz indirdik. Şimdi birazdan da tır durağına gideyim. Orada yine görüşürüz. Kamerayı ayarlayacağım arkaya. Arka dingili geri katlayacağım ama öf, yola bak be. Bak şimdi. Yuh. Zaman zaman iyi oluyor, zaman zaman kötü oluyor. Şimdi onun öncesinde motora bir benzin falan koymam lazım. Daha sonra oradan yürüyeceğiz artık. Bir sonraki yükle, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Neyse, video hala bitmedi. Devam var. Birazdan görüşürüz. Gencolar. Hadi bakalım. Evet dostlar, dorsemizin boyunu kısaltıyoruz. Kısalla hadi. Şurada pin içeri geçmiş mi bakalım? Yok. Pin içeri geçmediğinde biraz leveler var. Leveleri kaldırmak lazım da. Üst baş tabi toz oldu. Hadi bakalım. Kısalma işlemi tamam. Evet dostlar, dorsemizin boyunu küçülttük. Buradan size de göstereyim. Şu anda leveler var. 7 seviyeli. Şu pin az önce kurtarmadı. Şu pin normalde içeri girmesi lazım. We got, we got. Hello. Köpek bana dalacaksa ne? Kadın diyor köpek iyidir diyor. Dalmaz sana diye. Her neyse, şu pin az önce şuraya takılıydı. Kurtulmadı. Kurtulmadığı için indiremedik. Yani kaldıramadık daha doğrusu. Bunu indirirken de yaşıyorum bazen. Bu tarafta şurada bak, leveler'ların olduğu. Bakın görüyorsunuz. 7 tane delik var. Şu dalga en altın bir üstünde. Her bir delik değişmeye, körükler yukarı kalkıyor ya da aşağı iniyor. Nasıl istiyorsanız. Mesela dorseyi daha aşağıda istiyorsunuz, en aşağı koyuyorsunuz. Aynı şekilde şurada da var aslında, onu da göstereyim size. Yükünüzün durumuna göre. Yani şu dorseyi görüyorsunuz. Şu şekilde. Böyle yukarıda kaldırabilirsiniz, böyle aşağıda. Yere de öpebilir. Şurada kanallar var. Şunun, bakın şunun gibi, bu şeklinde.
Dişli gibi bu. 7 seviyede burada var. Bir o kadar da ön tarafa aşağı indirebiliyorsunuz. Tabii sonrasında günüzün boyunu öyle ayarlamış oluyorsunuz. Neyse. Bugünlük bu videodan da bu kadar. Bir tarladayım şu anda. Gerçi burası tırdır ha. Tarlanın kenarı. Körükler hala kendini level yapıyor. Aşağı doğru inecek, daha da inecek yani. Durum bundan ibaret. Bunun update'ini de böyle vermiş olalım. Kapatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar, rica ediyorum. Ben kimseye umut satmıyorum. Yaptığım videolarda konuşmuş olduğum cümleleri iyi anlayın. Bakın bugün, geçen haftaki, yani bundan iki video önceki yapmış olduğum videoda şunu anlatıyorum. Diyorum ki, Amerika'da yaşıyorsanız, burada çalışma izniniz varsa ve CDR ehliyetine sahipseniz buyurun gelin çalışalım diyorum. Owner operator olarak olur, company driver olarak olur ama olur. Ama burada yaşamanız gerekiyor. Hani bu kısmı anlayamıyoruz niyeyse. Ve kimseye işte Türkiye'den bir umut vermiyorum. Bu tamamen ABD'de ikamet eden, yasal olan arkadaşlar için. Çünkü ben bu videoları aslında bir nebze de hani Türkiye'deki insanlar belki şöyle anlıyor olabilirler. Ya konuştuğun zaman bu lafları şöyle düşünülüyor. Hani madem bizi alamıyorsun, niye böyle konuşuyorsun? Arkadaşım bir tek sen yoksun. Ben bu videoları daha öncesinden çok çok anlattım. Ben mesela bu işi zincir bağlamaydı, strap atmaydı, tarp yapmaydı kimseden öğrenmedim. Ben bunları o zaman şartlarında bundan 11 sene önce YouTube'daki dandik videoları görerek bir mantık yürüterek ben yük bağlamaydı. Sadece tek bir arkadaş beni yarım saat götürmüştü dedim. Onun dışında hiçbir şey öğrenemedim. Şimdi buradaki arkadaşları görüyorum. Bazen tır duraklarına falan denk geliyoruz. Bakıyorum saçma salak bağlama şekilleri. O yük düşse hayatına mal. Ne yapıyorum? Defalarca gösterdim. Yine de gösterebilirim aslında da çok eski izleyenleriniz çok fazla aranızda, onlara da sıkıcı geliyor. Onun için yani eski videolara girerseniz yük nasıl bağlar, nasıl olur? Bir nebze dediğim gibi burada yaşayan, bu işi yapmak isteyen arkadaşlara yönelik. Şunu da söyleyeyim, hani şu tarzda da mesajlar var. Özel olarak kendisiyle ilgilenmemi isteyen arkadaşlar var. Benim böyle bir vaktim yok. Şimdi bakın ben bu videoyu bitireceğim. Bunun transferine başlayacağım. En az bilgisayarda 1-2 saatlik bir işim var. Bu transferin yapılabilmesi için. Hani transfer yapılacak, montaja gidecek, geri dönecek, kanala yüklenecek. Bunların hepsi bir zaman. Ve bunu bitirdikten sonra kağıt evrak işlerim var. Bugün yük bıraktım. Bir nebze hallettim bir kısmını. Bu videonun bu kısmına devam etmeden önce. Diğer şoför arkadaşlarım bir şeye ihtiyacı oluyor. Yani yok böyle bir bak. Akşam saat 5'ten 6'dan sonra da genelde kendimi aileme alırım. Çocuklarımla görüntülü konuşuruz falan. Yani bu. Hiç kimseyle özel ilgilenecek durumum yok. Yani ister bunu egoist olarak beni öyle tanıyın, ister farklı yani siz de olsanız eminim. Yani bir konuyu atıyorum, ne bileyim aşçısınız ya da ne bileyim araba tamircisisiniz. Bir konuyu birkaç kere anlatırsınız birine ama bunu çarpı 100, çarpı 1000 yaptığınız zaman artık bir yerden sonra kafa yanıyor. Neyse, çok da fazla ben sizin kafanızı ütülemeyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.